enerjide dışa bağımlılığı yok etmenin yolu kendi enerjimizi üretmekten geçiyor ve bunun için en elverişli alanlardan biri jeotermal enerji. Afyon başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok noktada jeotermal enerjiden elektrik üretiminde, turizmde, seraların ısıtmasında ve konutların ısıtmasında, soğutmasında faydalanılıyor. İşte bu alana katkı sağlayan kurumlardan Magma Enerji Türkiye genelinde sondaj çalışmaları yürütüyor. Çevre kirliliği ve fosil enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanımında artış gözleniyor. Jeotermal enerji kaynaklarına sondajla açılan kuyularla ulaşılıyor. Jeotermal sondajında uzmanlaşan Magma Enerji, Türkiye'nin her noktasında hizmet vermek üzere Afyon'da 2006 yılında faaliyetine başlıyor. 1000 metreden başlayıp 3000 metreye kadar makine parkımız var. Her türlü sondaja hizmet verebiliyoruz. Kısa metrajlı kuyular, yüksek metrajlı kuyular, maden suları, gaz kuyuları, bunlara da hizmet veriyoruz. Lokman Aydemir, Afyon'un jeotermal potansiyelini değerlendiriyor. Çok yüksek bir güç var burada. Oteller olsun, enerji olsun, seralar olsun, hepsi yani konut ısıtmalar olsun, jeotermal suyla hepsi besleniyor. Normalde Afyon'da 300 metreden başlayıp 1500 metreye kadar, bugüne kadar öyleydi. Bundan sonra şimdi daha hedef yükseldi, 2500 hedefimiz. Aydemir sahada yaşanan süreci özetliyor. Ruhsatı varsa müşterimizin önce bir jeofizik ölçüm yaptırıyor. Jeofizik ölçümde de bize bir nokta gösteriyorlar. Biz o noktaya kulemizi götürüyoruz. Ekipmanları, ekibimizle beraber çalışmaya başlıyoruz. Yeni makinelerimizle 1000 metrelik kuyu 10-15 gün. Oldukça maliyetli bir yatırım olan jeotermal, %99'a varan verimlilikle yatırımı kısa sürede amorti ediyor. Yatırımcı karşılığını alıyor. Hizmet yelpazesini genişleterek ilerlemek isteyen Lokman Aydemir, tarımsal üretimde de yer almayı planlıyor. Bizim 5 tane kulemiz var. 1000 metreden 3000 metreye kadar. Ayrıca bizim kendi ruhsatlarımız var, sıcak su ruhsatlarımız. Biz burada sera planımız da var. Lokman Aydemir, jeotermal su sondajı hizmetinin Afyon'la sınırlı olmadığını söylüyor. Bizim 5 tane makine parkımız olduğu için Türkiye genelinde şu an çalışıyoruz. Normalde bizim 2 tane makinemiz Afyon'da çalışıyor, diğerleri Eskişehir, Denizli, Kütahya, Bursa, her yerde. Ekibimiz, tecrübeli elemanlarımız, mühendislerimiz, hani bu işi gerçekten hakim olduk. O yüzden müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. O yüzden bir talep var. Sondaj konusunda tecrübeli her firma jeotermalde başarılı olamaz diyor Lokman Aydemir. Büyük bir yatırım bu. Hani bu bir milli servet. Buna dikkat edilmesi lazım. Hani jeotermal çalışırken sondajda hani bu borulama, betonlama şeyleri var. Oralara da dikkat edilmezse sıcak suyu da kaybediyorsun ve soğuk suyu kapatmadığın zaman sıcak suya soğuk su karışıyor, veriyi güzel alamıyorsun. Bunlar çok önemli sıcak sular. Jeotermal enerjinin çevre dostu karakterde kullanılması için tüm dünyada yasalarla zorunlu hale getirilmiş olan reenjeksiyon tekniğinin uygulanması, hem rezervuar parametrelerinin korunması hem de jeotermal suyun çevreye zarar vermemesi için şart. Sondaj açıldıktan sonra geri dönüşümü var bunun. Reenjeksiyon kuyuları var. Reenjeksiyon kuyularıyla bunu tam kullanılırsa yani ileriye dönük çok şey elde edersiniz. Konut ısıtılıyor, tekrar gidiyor yer altına, reenjeksiyon kuyusu. Yer altında dönüyor, ısınıyor, tekrar kullanıma geliyor. Afyon'da elde edilen ısı değerinin yükseltilmesine yönelik girişimler de mevcut. Şu anda Afyon'da 128 derece ama hedefimiz var. 150-160, hocalarımız diyor ki burada 150-160 dereceye alırız diyorlar. Biz de şimdi ona göre bir yatırımlara geçtik. Yani müşterilerimizle birlikte. Jeotermal enerjinin Türkiye'nin içinde bulunduğu enerji darboğazı göz önüne alındığında enerji açığının karşılanması, petrole olan bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının önlenmesi büyük bir önem arz ediyor.
Öte yandan teknolojik termal sera adı verilen sera yatırımları her geçen gün artıyor. Afyon'da 2012 yılında 180 bin metrekare alan olan jeotermal kaynaklı sera 800 bin metrekareye çıkarıldı. Sıcak suyun kullanılmasıyla Afyon'daki seralarda 1 metrekareden 60 kilogram domates elde ediliyor. Müşterilerimizin yatırımları enerji. Büyük hedefleri enerji. 150-160 dereceyi bularsa. 150-160 dereceyi bulamazlarsa çoğunlukla talep zaten şöyle bir şey. Sera. Herkes sera için, yatırım için çok ama su bulunmuyor. Ruhsat yok, sıcak su çok sınırlı yani. Normal bir sondajcı bu işi yapmaya kalktığında rezervuarı da kirletiyor. Hani o kuyudan güzel bir veri alınacaksa onu da alamıyorlar. Lokman Aydemir ve ekibinin tecrübesine inanan ve güvenen firmalarla uzun vadeli işbirlikleri kuruluyor. Biz müşterilerimize hep uzun vadeli çalışıyoruz. En iyi hizmeti verdiğimizden, doğru yönlendirdiğimizden. O yüzden müşterilerimize hep tüm kalite yaptığımız işte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşin düzgün ve masraftan kaçmadan en güzel şeyi yapmaya çalışıyoruz burada. Firma kurucusu Lokman Aydemir sözlerini noktalarken jeotermale dair her türlü talebe yanıt verebileceklerinin altını çiziyor. Türkiye'nin her yerinde sondaj açımı, kuyu temizlemeleri, inkişaflar, asitlemeler, kuyu geliştirme bütün hizmeti veriyoruz.